İnsanlığın yeryüzündeki mücadelesi milyonlarca yıldır devam ediyor. Taş, yay, mızrak, kılıçla başlayan mücadele günümüzde tüfek, füze, uçak ve benzeri gibi yeni teknolojilerle devam ediyor. Bu hiç bitmeyecek bir mücadele. Kardeşin kardeşe bir ev için bile düşman olduğu bu dünyada, içerisinde milyonlarca insanın yaşadığı devletlerin diğer devletlere karşı toprak ve para kavgası elbette kaçınılmaz. Ki bu hep tarih boyunca bu şekilde olmuştur. İnsanlığın tarihi savaş, ekonomik ve psikolojik mücadelelerle doludur. Dünyada her sene 2 trilyon dolar civarında askeri harcama yapılmaktadır. Müthiş bir harcama. Bu iki rakamının yanında 12 adet sıfır olduğu anlamına geliyor. Bu paranın yarısına yakınını ABD her yıl tek başına harcamaktadır ve bu harcama sayesinde uzun bir süredir dünyada önemli derecede söz sahibi olmuştur. Bu durum günümüzde devam ediyor ancak eskisi kadar etkili değiller. Dünyada 2023'ün sonuna doğru bu devasa harcamanın 2,5 trilyon dolara yaklaşacağı hesaplanıyor. Türkiye 2018'de savunmaya 19 milyar dolar harcadı. 2021'de bu bütçe 15,5 milyar dolardı. Türkiye 2022'de ise savunmaya 10,6 milyar dolar harcadı. Yani son yıllarda bir düşüş söz konusu. Düşüş sebebi olarak Türkiye'deki ekonomik kriz, afetler, ambargolar, milli üretimlerin artması ve diğer güncel sebepler gösterilebilir. Peki dünyada her sene gerçekleşen bu 2 trilyon dolarlık harcama aslında ne kadar büyük? Hadi gelin bunu farklı örneklerle görelim. Bugün banka hesabınızda 2 trilyon dolarınız var diyelim. Peki bu paranın tamamını güncel şartlarda nasıl harcayabiliriz? Yani 2 trilyon doların alım gücü ne kadar? 2023 model Ferrari arabalar 330 bin dolardan başlayan etiketlerle alıcı buluyor. Bu arabalardan 6 milyon adet alınabilir. Not: elbette bu fiyatlar Türkiye için geçerli değil. Bunlar dünyadaki genel fiyatlar. Biz genelde üretmeden daha fazla kar etmeyi seçen bir mali sisteme sahibiz. Vergilere ve galericilere yüklü miktarda para vermeyi seven bir toplumuz. Hoşumuza gidiyor, keyiften. Neyse. 2023 model Mercedes-Benz C sınıfı arabalar ortalama olarak 50 bin dolara satılıyor. 2 trilyon dolarla bu arabadan 40 milyon adet alınabilir. 1100 megawatt güç üreten birim başına 10 milyar dolar maliyeti olan nükleer santralden 200 adet inşa edilebilir. 200 az mı geldi? Aslında öyle bir anlama geliyor ki. Yani bu sayı şu an tüm ülkelerdeki aktif olan santrallerin sayısına hemen hemen eşit. Yani 1954'teki ilk santralden 2023'e kadar 70 senede tüm ülkelerin inşa ettiği nükleer santrallerin maliyeti ve sayısı kadar. Dünyanın en büyük yolcu uçağı A380. O gerçekten dev bir uçak. O kadar büyük ki her pist ona uygun bile değil. Peki bu uçak kaç milyon dolar? A380'in birim maliyeti 450 milyon dolar. Bu uçaktan 4444 adet alınabilir. A380 73 metre uzunluğunda. Eğer 4444 adet bu uçaklardan satın alıp arka arkaya dizebilseydik, konvoyun uzunluğu 324 kilometre olacaktı. Elbette bunlar hayal aleminin örnekleriydi. Hadi gelin biraz da dünyanın gerçeklerine bakalım. Dünya nüfusu bu hafta itibarıyla 8 milyarı geçti. Sürekli sayımız artıyor. Dünya nüfusu 2050'de 10 milyarı geçecek. Şu an dünyada 800 milyon civarında insan net olarak yoksulluk içerisinde yaşıyor. Ve bu sayı sürekli artıyor. Peki yoksulluk Dünya Bankası örgütüne göre nasıl tanımlanıyor? Kirası ne kadar? 50 bin. Ben vermek günlüğüne 60 bin. Bir aylık peşin 1 milyon 800 bin buyurun. Yoksulluk açlıktır. Barınma eksikliğidir. Yoksulluk hasta olup doktora gidememektir. Okula gidememek ve okumayı bilmemektir. İş sahibi olamamaktır. Gelecek kaygısıdır. Günü gününe yaşamaktır. Sanki bunlardan bazıları bize çok da uzak değil. Zaten bunlardan birisi bile varsa sorun var demektir. Aslında dünyadaki yoksulluğu bitirmek zannedildiği kadar zor değil. Dünyadaki 500 milyarderi bir araya getirip onların sadece bir yıl içerisindeki net varlık artışlarını toplasak, dünyadaki aşırı yoksulluğu 7 kez ortadan kaldırabiliriz. Dünyadaki asıl sorun zenginlerin doymaması. Yani dünya nüfusunun önemli bir kesiminin fakir kalması isteniyor. Peki neden? Çünkü sokakta sıcağın altında koşturacak insanlara da ihtiyaç var. Adamlar düzeni böyle kurmuş. Yani şu taşı buradan kaldırıp oraya götürecek askeri ücretle çalışacak insanlara ihtiyaç var. Zenginler, dünyada yoksul ve dar gelirliler olmasaydı bu tarz yorucu işleri kime yaptıracaklardı? Düzenleri bozulsun isterler mi? İstemezler. Villasına komşu olmanı, onları rahatsız etmeni isterler mi? İstemezler. 30 adet süper lüks arabayı garajlarında çürütürken senin onlardan birisine sahip olmanı isterler mi? İstemezler. O zaman kime gösteriş yapacaklar? 1 kilo et satın alırsın, ona bile göz dikerler.
İnsanları düzene koymak, köle gibi çalıştırmak için uyguladıkları o kadar çok manipülatif yöntem var ki eminim ki anlatmaya başlasam zenginlerden çok fakirler tavır gösterir. İşte düzen böyle kurulur. Dünyayı yönetenler o kadar iyi çalışan bir köle sistemi kurmuşlar ki güçsüz güçlüyü savunuyor. Güçsüz güçlüyü kendinden daha fazla savunduğu sürece dünyada kaygı içerisinde yaşamaya mahkumuz. Hatırlayın, hak verilmez, alınır. Yüzbinlerce yıl boyu adaletsizliğin beşiği olan gezegenimize hoş geldiniz. Dünyada bu hafta itibariyle 8 milyar insan var demiştik. Bunun 800 milyonu çok fakir durumda. Bu insanların tamamına yakını yiyecek dahi bulamıyor. Dünyada her sene %30'luk bir gıda israfı söz konusu. Yani dünyada üretilen her gıdanın neredeyse 1/3'ü çöpe gidiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Bunun tanımı sosyal adaletsizlik. Yani biz paylaşmayı daha iyi bilsek zaten aç kalmayacak. 2. Bunun çevreye olan hasarı da az değil. Gıda atıkları sera gazı emisyonuna yol açıyor. Atmosfer kirletiliyor. Bugün neden sıcaklık rekorları kırılıyor? Çevreyi kirleten yüz binlerce sebep var. Gıda atıkları da bunlardan sadece birisi. Diğer önemli bir konu sağlık. Amerika'da bir kamu kuruluşu 2015'te kanser ilaçlarına harcadıkları parayı kabaca hesaplıyor. Diyor ki 2015'te biz ABD'de kanser ilaçlarına 190 milyar dolar para harcadık. 2020'de de bunun 208 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz diyor. ABD'nin silahlanmaya ayırdığı bütçe her yıl 800 milyar doların üzerinde. Bu tutar küresel harcamanın neredeyse yarısına yakın. Yani yakındıkları kanser ilaçlarının maliyetinin 4 katını silaha verebiliyorlar. Zaten işin komedi yanı şu. Dünyanın en büyük sigara üretim ve ticaret ağına sahipler. Dünyanın en büyük sigara kartellerine sahipler. Sigara ondan fazla kansere doğrudan sebep olan iğrenç bir alışkanlık. Lütfen içiyorsanız mutlaka bırakın. Bırakmak için dışarıdan destek almanıza gerek bile yok. Yapabiliyorsanız yakınınızdaki sigara içen insanları uzaklaştırın. Eğer bunu yapabilirseniz siz de çok rahat bir şekilde bırakabilirsiniz. Odaklanmanız gereken ana nokta bu. Kanser vakalarının en önemli sebebi sigara. İkincisi tükettiğiniz fast food gıdalar. Zamanında Avrupa'nın en büyük fast food restoranlarından birisinde çalışmış birisi olarak size şunu söyleyebilirim. Kullanılan yağ ve et kalitesi tam anlamıyla belirsiz. Kullanılan yağ saatlerce tekrar tekrar kullanılıyor. Evde kızartma yapmış olsanız bile yağ kaynadıktan sonra çok tehlikeli bir madde haline geliyor ve insan hücrelerini bozuyor. Doktorlar sürekli bu konuda uyarır. Yani yüzlerce kez patates, tavuk kızartılan bu yağlar kanser başta olmak üzere tüm hastalıklara davetiye çıkarıyor. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. 2 trilyon dolar demiştik. Gönül isterdi ki hepsi iyilik için, yoksullar için, aç kalan sokak hayvanları için harcansın. Ancak gerçekte bu paranın içerisinde hüzün olduğu kadar ilginç şekilde umut da var. Her ülke diğer ülkelere saldırmak için bu paraları harcamıyor. Bu paranın çok büyük bir kısmı diğer ülkelerden gelecek saldırılara karşı savunmaya yönelik harcanmak zorunda. Maalesef düzen böyle. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Sevgiyle kalın. Ben Kemal Göksu.